SporX. Dört büyüklerin toplam borcu açıklandı, işte en borçlu kulüp. Toplam borç 20,7 milyar TL. Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. Anadolu Ajansı. En borçlusu Fenerbahçe. Kulüplerin, kamuoyu aydınlatma platformuna, KAP, yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulübün Salt Futbol Şube borcu 6,25 milyar lira. İkinci Beşiktaş. Borç klasmanında sarı lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi. Üçüncü Galatasaray. Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde 3. sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya. Trabzonspor 3,6 milyar TL. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da İstanbul'un 3 büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren Bordo Mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu. Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu, bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon euroya karşılık geliyor. Karda da Fenerbahçe ilk sırada. 4 kulüp, 1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan finansal bildirimlerinde, kar elde ettiklerini duyurdu. Buna göre Fenerbahçe söz konusu ilk 3 ayda 367 milyon lira, Trabzonspor 263 milyon lira, Beşiktaş 28 milyon lira, Galatasaray 11 milyon liralık kâra ulaştı. Gelirler arttı. Geçmiş yılların mali tablolarına da bakıldığında kulüplerin, UEFA, sponsorluk, reklam, loca ve kombine bilet satışı gibi yüksek meblağlı gelirleri bu dönemde temin ettiği, dolayısıyla cüzi de olsa ilk 3 aylık dönemde giderden fazla gelire ulaştığı dikkati çekmektedir. Aynı tablolar ışığında kulüplerin, sezonun kalan 9 ayında açık verdiği ve her sezonu zararla kapattığı gözlemlenmektedir. 3,16 milyar TL zarar. KAP bildirimlerindeki bilirkişi raporları çerçevesinde 4 kulüp, 2021-22 sezonunu toplam 3,16 milyar liralık zararla kapattı. Bu meblağ, Mayıs ayı bitimindeki döviz kuruyla 180,5 milyon euroya tekabül ediyor. Söz konusu dönemi Beşiktaş 1 milyar 26 milyon, Fenerbahçe 836 milyon, Galatasaray 759 milyon ve şampiyon Trabzonspor'da 539 milyon lira zararla kapattı. Yükümlülükler. 4 kulübün bu sezonun kalan 9 ayında ödemesi gereken meblağ 8,4 milyar lira. Eylül 2022'de başlayıp Mayıs 2023'te bitecek dönemde kulüplerin yükümlülükleri şöyle: Fenerbahçe 2,7 milyar lira, Galatasaray 2,1 milyar lira, Beşiktaş 1,9 milyar lira, Trabzonspor'un 1,7 milyar lira. Varlıklar. Söz konusu kulüplerin aynı dönemdeki dönen varlıkları yani nakde çevirebileceği miktarlar ise ilişkili taraflardan, dernek ve diğer bağlı şirketler, alacakları hariç şöyle: Fenerbahçe, 1,4 milyar lira, Beşiktaş, 0,8 milyar lira, Galatasaray, 0,7 milyar lira, Trabzonspor, 0,9 milyar lira. 4,6 milyar TL'lik açık var. Bu çerçevede kulüplerin Salt bu sezonda ortaya çıkan 4,6 milyarlık açığı nasıl kapatacağı, sezon ortasında yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tablolar karşısında göstereceği tutum merak konusu. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.